Şimdi Osimhen transferi gerçekleşti. Bir fırsat transferi oldu Galatasaray için ve bu fırsatı değerlendirdi. Kağıt üzerinde çok mu ihtiyacı vardı? Icardi ve Batshuayi gibi iki önemli yıldız ismi sahip Galatasaray ama bu fırsatı kaçırmak istemedi. Futbolcuyu da bence taraflı tarafsız herkes Süper Lig'de izlediği için mutludur diye düşünüyorum ben. Gerçekten çok kaliteli bir oyuncu. Vermiş olduğu paslar, şimdi 3 maçtır üst üste asist yapıyor. Golü de hissediyorum açıklaması var dün akşam. Ama o asistlerinde, o topu alan açışında arkadaşlarına her şeyi o kadar zarif ki, o kadar zarif bir futbol oynuyor ki Osimhen, benim nacizane gözlemlediğim. Aynı zamanda rakip takım savunmacılarına ve oyuncularına da ciddi bir korku salıyor. Dün akşam dikkatimi çeken bir pozisyon vardı. Galatasaray yine hızlı hücuma çıkmak isterken PAOK'lu futbolcu çok da müsait bir ortamda aslında topu taca atmayı tercih etti Osimhen'in yaklaştığını görünce. Şimdi bu da aynı zamanda çok önemli Galatasaray'ın ilerleyen dönemi için. Çok haklısınız, çok doğru bir analiz. Ben de fark ettim onu. Oyuncu ne yapacağını şaşırdı bir anda ve topu taça attı istemsiz bir şekilde. Çok da müsait bir pozisyon aslında oradan topu ama cesaret edemedi. Korku karşınızda salıyor. Osimhen varsa muhtemelen orada ne yapacağını şaşırdı. Ben Osimhen'in çok konuşulmayan bir yönünü anlatmak istiyorum. Osimhen maç içinde kendisine atılan toplara ulaşmasa bile oyuncu arkadaşları bir pas atışında başarısız olsa bile dönüp hemen alkışlamaya başlıyor. Bu benim çok ilgimi çekti. Sürekli yanındaki arkadaşlarına moral veriyor. Kendisine kötü bir orta yapılsa bile ben dönüp alkışladığını gördüm. Bu aidiyet, hiçbir egosunun olmaması şu ana kadar gördüğümüz maçlarda. Bu da onun artı hanesine yazılabilecek bir özellik. Bu da bence arkadaşlarının da ona tavırlarında, davranışlarında çok daha iyi olmasını sağlıyor. Çünkü çok alçak gönüllü gözüküyor saha içinde. Kendisinin hani oyun karakteri, bu zamana kadar yaptıkları belli. Ama Galatasaray'a gelir gelmez sanki 10 yıldır Galatasaray'da oynuyormuş gibi bir hissiyat izlettiriyor bize. Arkadaşlara iletişimi çok iyi, oyun bilgisi çok iyi. Yani oyunu bir anda ceza sahası içinde, kutunun içinde bir tarafa yığıp arkadaşlarına çok fazla alan açabiliyor. İki stoperi üstüne alıyor, sağa sola çekebiliyor. Çok güçlü, çok kuvvetli. Galatasaray gerçekten turnayı gözünden vurmuş. Yani o fırsat transferi özelinde söylüyorum bunu. Hani gerçi hiçbir takım böyle bir fırsat transferini reddedemezdi ama Galatasaray çok iyi bir hamle yaptı. Ve arkadaşlarıyla iletişimi altını çizmek istediğim önemli bir not. Herkese çok gülümsüyor, iyi davranıyor, çok gol atmak istiyor belli, çok fazla efor sarf ediyor. Ama Okan Buruk'un söylediği bir şey var. Yani onun gol atması önemli değil. Onun sahada var olması, açtığı alanlar, oyun bilgisi... Oyunu öne doğru bir yıkıyorlar. Arka tarafta Davison Sanchez bence zincirin en önemli halkası. Yani bugün Galatasaray'ın başarısında ben Sanchez'i en önemli noktalardan birine yazarım. Çünkü Galatasaray öyle bir ileri doğru itiyor ki Galatasaray neredeyse 30 metrede oynuyor. Bloklar arasında hiç mesafe bırakmıyor. Bu mesafe bırakmaması nedeniyle yorulmuyor. Yani derbiyi konuştuk, bu maçı konuştuk. Aslında iki uzun 90 dakika. Hani yorulmamasının bir nedeni de bu. O bloklar arasındaki mesafeyi çok daralttığı için çok daha rahat bir şekilde oynuyor. Böyle metrelerce geriye koşma derdine düşmüyorlar. Ön tarafta çok iyi çıkıyor. Birlikte hücum, birlikte savunma yapıyorlar. Bu çok önemli. Şimdi bir de Icardi'ye bir parantez açalım. Şöyle bir parantez açalım Icardi'ye. Icardi uzun bir sakatlık döneminden sonra 2 antrenman yaptı. Derbi mücadelesi diye de kulübesindeydi. Antrenmanlarına devam etti. Dün de Okan Hoca onu son dakikalarda oyuna soktuğunda da gerçekten çok klas bir golle birlikte dönüşünü taçlandırdı. Icardi duygusal bir karakter aynı zamanda ve ben Osimhen'in gelişinin Icardi'ye olumlu yansıdığını da düşünüyorum. Bazı karakterler vardır böyle kendini nasıl anlatayım kendinden daha iyi olabilecek kağıt üzerinde belki bir futbolcu geldi ama Icardi bundan demoralize olmadı. Tersine daha da motive olmuş. Yani Osimhen Icardi'yi daha da motive etmiş gibi geliyor bana. Tabii ki taraftarla buluşması çok özel her golünden sonra. Çok farklı bir bağ var taraftarla arasında. Ve duygusal anlamda ben Galatasaray formasıyla çok iyi beslendiğini düşünüyorum Icardi'nin. Çok haklısınız. Galatasaray'a son dönemde damga vurmuş oyunculardan biri. Döner dönmez derbide sahada olmayacağını bile bile derbide takımla birlikte hareket etmesi, kulübede otururken oyunculara verdiği destek, yüzünün hep gülmesi. Sizin söylediğiniz gibi Osimhen geldi ama kendisine bakıyoruz, o kadar bir özgüveni var ki Osimhen'le birlikte takımın daha güçlü olacağını düşünüp kendisi de mutlu oluyor. Ve bir şekilde Icardi formasını alacağını biliyor. En büyük rahatlığı da bu. Çünkü gerçekten çok klas bir oyuncu. Oynadığı zaman ilk 11'de, verdikleri ortada. Bir de ne zaman yedek kulübesinden içeri girse yine takıma katkı sağlıyor. Ateşliyor da aynı zamanda. Ateşliyor. Taraftarla kurduğu ilişki müthiş. Takım arkadaşları tarafından da çok seviliyor. Osimhen de Icardi için hani bir lider tanımlaması yapıyor. Ondan çok şey öğreneceğini söylüyor. Bence karşılıklı o ilişki, birbirlerini geliştirecekler. Bir de beraber daha fazla süre alma fırsatı yakaladıklarında bence o ikili muhteşem bir ikili olma potansiyeli taşıyor. Hiçbir şekilde Osimhen'in gelmesinden sonra ne yüzünün düştüğünü gördük, ne takıma karşı herhangi bir problem yarattı. Çok profesyonel, bir sakatlıktan çıktı. Ona rağmen çok iyi bir şekilde döndü. Icardi tam bir profesyonel. Onu izlemek çok büyük bir keyif. Ama Osimhen'le birlikte ikisini izlemek bence çok daha büyük keyif olacak. Görünen o ki ilerleyen günlerde de her ikisini aynı anda sahada görebileceğiz. Galatasaray'ın Avrupa'da sıradaki maçları da 3 Ekim'de RFS ile karşı karşıya gelecek. 23 Ekim'de Elfsburg'la, 7 Kasım'da Tottenham'la, 29 Kasım'da AZ Alkmaar'la, Malmö'yle, 12 Aralık'ta Dinamo Kiev'le, 21 Ocak'ta ve 30 Ocak'ta da Ajax'la karşı karşıya gelecek. İyi bir başlangıç yaptı. Hatta yayına girmeden önce sıralamaya şöyle bir baktığımızda, çünkü bizim de çok alışkın olmadığımız bir format. Biz de yolda öğreneceğiz, herkes gibi, tüm futbol severler gibi. Öğrendiklerimizi perçinleyeceğiz. Ama şu an itibariyle Galatasaray 2. sırada görünüyor sıralamada. Bugün oynanacak maçlarla birlikte tabii ki sıralama değişebilir ama iyi bir başlangıç. Bakalım bunu nasıl devam ettirecek? Beklentinizi sormak istiyorum size. Bu yeni formatla birlikte Galatasaray oldukça iddialı bir yürüyüş gerçekleştirebilir izlenimi veriyor UEFA Avrupa Ligi'nde. Çok iyi bir başlangıç yaptı. Bu yeni formata ilişkin Jose Mourinho, ben bile tam olarak bilmiyorum, yolda öğreneceğiz dedi. Gerçekten biz de zamanla muhtemelen o bütün bilgilere kâni olacağız. Galatasaray'ın ben çok avantajlı olduğunu düşünüyorum. Galatasaray 6. haftada ligde 6'da 6 yaptı. Avrupa'da ilk maçta çok iyi bir galibiyet aldı. Grubunda kendisine denk takımlar var. Galatasaray'da tek tek gidiyor. Galatasaray'ın en büyük özelliği, derbi maçını düşündü. Derbi maçında çıktı, sonucu aldı. Daha sonra bu maçı düşündü. Okan Buruk maçları teker teker ekibiyle birlikte analiz edip üzerine koyuyor. Bence iyi bir gruptalar. Şansı var. Yunus Akgün'ün bir Avrupa Kupası olabilir mi? Kazanabilir miyiz? Hedefimiz. Ya bu cümleleri duymak bile çok kıymetli. Biz kendi kısır dövüşümüzde lig içerisinde kalmaktan kafamızı kaldırıp Avrupa'da net konumda olduğumuza hiç bakamadık. Hep geriye doğru gittik. Bence Galatasaray zaten DNA'sında Avrupa olan bir takım. Çok başarılı Avrupa'da. Bence bu lig içerisinde de çok başarılı olacak. Ben önünü açık görüyorum. Ligle beraber ikisini de iyi yürütecek kadroya sahipler. Fenerbahçe kadar derinlikli olmasa da çok derinlikli bir kadroları var. Oyuncu grupları. Ama ellerinde Okan Buruk gibi bir teknik direktör olduğu için yani çok derinlikli diyebiliriz. Çünkü yeri geliyor Barış Alper Yılmaz'ı sağ bekte görüyoruz. Sol açıkta görüyoruz. Kaan Ayhan çok yönlü bir oyuncu. Stoper'de kullanıyor, orta sahada kullanıyor, şimdi sağ bek mevkinde kullanıyor. Yani Galatasaray'ın en büyük avantajı Okan Buruk bu yolda. Fenerbahçe'ye oranla derinlikli gibi gözükmese de elinde Okan Buruk olduğu için bu açıyı çok rahat kapatıyor. Ben Avrupa'da çok başarılı olacağına inanıyorum.